İranlı yetkililerden yardım talebinin geldiği de bildirildi. Her türlü desteğin sağlanması için harekete geçildi. Duyuruldu. İlk olarak AFAD 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye doğru yola çıktı diyor. Akıncı'nın da görüntülerini getirmiştik ekranlara. Milli Savunma Bakanlığı da dışişlerine yapılan talebe istinaden arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli korcu tipi helikopter görevlendirdi demiştik. Şimdi Ankara stüdyomuza dönelim. Enes Geyik bize Ankara'dan gelen açıklamaları bir kez daha tekrarlasın. Evet Nehir Tümer aslında İran Cumhurbaşkanı reisinin uçağının düşmesinin ardından helikopterinin düşmesinin ardından harekete geçen ülkelerden e, İran'a yardım eli uzatan ülkelerden biri Türkiye oldu. Özellikle Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamayı siz de aslında az önce tekrar ettiniz. İran makamlarınca Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla yapılan talebe istinaden İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin kaza kırıma uğrayan helikopterinin arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyeti Cougar tipi helikopter görevlendirilmiştir deniyor. Milli Savunma Bakanlığından gelen açıklamalar böyle. Akıncı İHA şu dakikalarda bölgede az önce ekranlara getirdik. Akıncı evet. İHA'nın bölgedeki hareketlerini ekranlara getirmiş olduk. Çalışmalarını arama tarama faaliyetlerine Devam ediyor. Dakikalar önce de aslında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan bir açıklama geldi. Onu da isterseniz hemen tekrar edeyim. Lütfen. İran halkının üzüntüsünü paylaşıyor. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Devletimizin görevlendirilmesiyle kara kuvvetlerimize ait Bayraktar Akıncı TİHA arama kurtarma çalışmalarına İran hava sahasında destek vermektedir. İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'yi ve heyetinin bir an önce bulunmasına bulunması en büyük temennimiz diyor Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan gelen açıklamada bu yönde tabii AFAD da harekete geçen kurumlardan biri özellikle gece görüşlü bir kurtarma helikopterinin de yine İran'a sevk edildiğini söylememiz gerekiyor. Van Erzurum AFAD il müdürlüklerine bağlı 32 dağcı arama kurtarma personeli 6 araç Bölgeye intikal etmek üzere yola çıkmış durumda. Yine ayrıca Ankara, Diyarbakır ve Konya'dan da 15'er kişilik dağcı arama kurtarma personelleri teyakkuz halinde yine İran'ın e, istemesi üzerine, talebi üzerine Türkiye'den farklı arama kurtarma araçlarının ve personellerinin de bölgeye sevk edileceğini aslında söylememiz gerekiyor. Tabi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine aynı şekilde bir açıklaması var. Onu da değinelim. İran Cumhurbaşkanı kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür. Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Komşumuz, dost ve kardeş İran halkına ve hükümetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın Reisi ve heyetinden bir an önce iyi haberler almayı umuyorum dedi. Aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ifadesinin ardından açıklamasının ardından da Türkiye'nin harekete geçtiğini söylememiz gerekiyor. Evet, Enes sana da aktardığım bilgiler için teşekkür ederim.